Evet değerli dostlar, şimdi son nokta Uhud'a gidiyoruz. 625 tarihinde Uhud'da şehit düşen bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 72 tane şehidi anmaya ve oradan birçok mesajlar çıkarmaya gidiyoruz. Gidiyoruz ki bir daha Uhud'lar yaşanmasın. Aziz dostlar, güzel insanlar, Uhud Savaşı'nın yapıldığı mekan tam Medine'ye 15 kilometre uzakta olan bir yer. Ve oraya Peygamber ordusu beraberce 1000 kişilik bir orduyla gidiyordu. Fakat münafıkların reisi Abdullah bin Selül yine nifağını, yine fitnesini ortaya koyuyor ve değişik nefsani mazeretlerle kendisi gibi olan münafıkları da kandırarak 300 küsür kişiyi geri döndürüyordu. Ve Müslümanların o gün 1000 kişi çıktıkları Medine'de yolda 600 küsür kalıyordu. Ve o gün müminler bir slogan atıyorlardı. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, ufhaneke rabbena ve ileykel masir sloganını atıyorlardı. Yani diyorlardı ki Allah bize yeter. Evet, sayımız az olabilir. Gelen ordu 3000 kişi. Biz ise 600 küsür. Bizim kaç katımız ama Allah bize yeter. Allah bize vekil diyorlardı. Ve nitekim yola koyuluyorlardı. Allah Resulü yolda bir de bakıyordu ki bir rivayete göre kedi, bir rivayete göre de köpek yavrulamış. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesini onun başına dikiyordu. Ordu bilmeden eziverir de o yavrular ölür diye bu anlamda endişesini dile getiriyor, bir askeri onun başına dikiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat ve merhametinin örneğini bir kez daha bize sergiliyordu. Aziz dostlar, güzel insanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı arkasına alıp sol tarafında da Ayneyn tepesine okçularını Abdullah bin Kübeyr komutasındaki 50 tane okçuyu yerleştiriyordu. Ve onlara sakın sakın buradan inmeyin. Ben size haber yollamadıkça inmeyin. Görseniz biz kazanıyoruz savaşı, inmeyin. Kaybediyoruz ve bizi lime lime ediyorlar. Kuşlar etlerimizi parçalıyor. Yine de inmeyin diyordu Allah Resulü. Ve nitekim Allah Resulü'nün bu sözünü daha sonra tutmuyorlardı. Savaşı kazandığını zannedip o anda birden yanlış yapıyorlardı. Ayneyn tepesinden iniyorlardı. İşte bugün biz Uhud'dan alacağımız en önemli ders odur. Ayneyn tepesi, herkesin bir Ayneyn tepesi var. Ayneyn tepemize çıktığımız zaman, yani bize verilen bir görevi, o görevi her ne pahasına olursa olsun, canımız, kanımız, anamız, babamız, yarımız, yaranımız hiç fark etmez. Gözümüzü bir an olsun kırpmadan Allah yolunda anam, babam, canım, cananım, her şeyim feda olsun diyebilecek şuuru almamız gerekir. İşte bugün orada bu mesajı alırsak biz lillahi teala 72 tane şehidimizin şehadetinin birçok işe yaraması gibi bu işi de bu mesajı bize vermesinden dolayı da çok işe yaramış olur. Sevgili dostlar, güzel hacılarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla burada çok büyük bir savaşı galip gelecek vaziyette geldiği andan itibaren dünyalık ganimet malı için, iki kuruşluk dünya malı için okçular tepeden iniyorlardı. Ayneyn tepesinden iniyorlardı. Abdullah bin Cübeyr durdurmaya çalışsa da ne yazık ki 43 tanesi iniyor, 7 tanesi sadece kalıyor. Ve o zaman daha Müslüman olmamış olan Halid bin Velid bunu seziyor ve attan arkadan dolanıp İslam ordusunu iki ateş arasında bırakıyordu. Ve işte bu anda, işte o anda burada kimler şehit oldu bir bilseniz. Hangisini anlatalım ki? Her biri bir destan. 72 tane destan var demektir. Ya bir de şehit olmayıp kahramanlık gösterenler, onları da anlatırsak 72 bin olur vallahi. Onun için de biz size az anlatacağız. Siz çok anlayın inşallah değerli dostlar. Orada saat anlatmadan gitmemek lazım.
Ebu Said el-Hudri. Ebu Said el-Hudri 10 yaşında ve nitekim koşarak geliyor. Bir de baktılar ki Uhud meydanından uzakta ufukta bir ufacık toz bulutu var. Allah Allah, bu da kim dediler. Allah Resulü sordu. Ya Resulallah dediler. Bilmiyorum vallahi kimdir. Bir de baktılar ki gelen yaklaşınca anlaşıldı. Ebu Said el-Hudri. Ebu Said el-Hudri babasının kılıcını kuşanmış. Kılıç boyundan uzun olduğu için yere sürtüyor. Ve bundan dolayı da toz bulutu oluşturuyor. Koşarak gelmiş 15 kilometreyi. Ve gelmiş peygamberin yanına. Ya Resulallah, ben de savaşmaya geldim. 10 yaşındaki bir yüreğe bakın. Şu yüreğe bakın Allah aşkına. Allah Resulü ona sen savaşamazsın dese kalbini kırılacağını biliyor. Ve hemen fetanetini, zekiliğini yine gösteriyor. Ve diyor ki ama diyor Sa'd, sen buraya geldin. Medine müdafasız kaldı. Medine'de annelerimiz, babalarımız, ihtiyarlar, çoluk çocuk savunmasız kaldı. Sen Medine'ye geri dön ve onları koru dedi. Böyle deyince baş üstüne ya Resulallah dedi. Tamam dedi. Diyor ki sahabe-i kiram efendilerimiz öyle bir dönüşle döndü ki geldiğinden daha hızlı bir şekilde koşarak gitti. Ve derler ki Medine'ye geldiğinde raf 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 elindeki kılıçla ben Medine'nin muhafızıyım. Allah Resulü beni görevlendirdi. Medine benden sorulur diyerek Medine sokaklarında ta ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelinceye kadar devam etmiş. Asayişi berkemal etmek için nöbet tutmuş. Sağda da selam olsun. Şehit olmamıştır orada ama ona da selam olsun. Aziz dostlar, güzel insanlar, Mus'ab bin Umeyr burada şehit olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zırh giyince çok benzediğinden onu vurdukları zaman, şeyi düşürdükleri zaman Mekke'li müşrikler Muhammed'i öldürdük diye hemen bir şaya yayınca Müslümanlar neye uğradığını şaşırdılar ve donup kaldılar. Biraz sonra okuyacağımız şiirde de detaylı bir şekilde bu olayı anlatacağımız için orayı geçiyorum. Mus'ab şehit oluyordu. Ve nitekim şehadetinden sonra onu defnetmek için mezara koyduklarında ya Resulallah başını örtüyoruz cübbesiyle ayağı açıkta kalıyor. Ayağını örtüyoruz. Ne yazık ki başı açıkta kalıyor. Ne yapalım? Diyordu ki başını örtün, ayağına da oklarını örtün diyordu. Ve gözünden yaşlar damlıyordu. Bir onda damlıyordu, bir de amcası Hamza'da Zülf kardeşi ve amcası olan Hamza. Hamza'nın şehadetinden sonra da gözündeki yaşlar damlıyordu. Ve nitekim diyordu ki ey Mus'ab, sen ki Mekke'nin en zenginlerinin çocuğuydun. Şimdi ise üzerinde yamalı bir elbise, o da seni kefenleyemeye yetmiyor. Ama sen cennetteki libaslara, cennetteki nimetlere, cennetteki zenginliklere koşuyorsun. Uğurlar olsun, sana da selam olsun Mus'ab diyordu. Beni çekip burada Hanzala'yı da anmak lazım. Sağ tarafta gördüğünüz şu hurmalıkları görüyor musunuz? Hanzala'nın melekler tarafından yıkandığı yerdir. Binaenaleyh Hanzala evlenmiştir ve hanımıyla beraber olduktan sonra cihad emrini duyunca yarım saat 40 dakika geciktiremem ben. Hemen emri yerine getirmem lazım deyip gün almadan bu savaşa katılmıştır ve bu savaşta büyük başarılar elde ettikten sonra sonunda şehadet şerbetini içmeye, o şerefe nail olmaya olduktan sonra hanımı bunu duyar duymaz koşarak geliyor. Ya Resulallah diyor, der demez diyor tamam, bir şey demene gerek yok, korkma, üzülme diyor. Onu melekler bizatihi yıkadı. Biliyorsunuz şehitler kanlarıyla yıkanmışlardır ama tek yıkanan şehit bu anlamda Hazreti Hanzala'dır. Hazreti Hanzala'ya da selam olsun. Peki Hazreti Hamza'ya, Hazreti Hamza'nın şehadetinden anlatmak saatlerimizi alır ama sadece Hazreti Hamza'nın filminin yapılırken, Çağrı filmini çekerken olan olayı anlatmamız yetecektir. Muhammed Mustafa Akat filmi çekerken biliyorsunuz burada çekmedi sonuçta.
bir plato oluşturdular. Oğuz platosu ve savaş sahnesi çekilecek. Bu savaş sahnesinde Hazreti Hamza rolünü oynayan Antonio Puig'lerinden Hristiyan, ki öyle de öldü. Ve Müslüman rolünde, Müslüman olmasına rağmen vahşi rolünde olan ise bir elektrik mühendisi. Ve orada vahşi mızrağıyla biliyorsunuz bir öldürme sahnesi var. Ve o canlandırılıyor Çağrı bir dizede. İşte değerli dostlar, güzel insanlar, bu anlamda bu filmin bu sahnesi çekilirken Hazreti Hamza'yı şehadet edeceği an geldiği anda Müslüman rolünde oynayanlar hemen Hazreti Hamza'nın önüne geçiveriyorlar. Mustafa Akak diyor ki, o gün biliyorsunuz bir sahnenin böyle bir iptali milyarlarca liraya mal oluyor. Ya niye önüne geçiyorsunuz diyor, bizi bir kuvvet buraya getiriyor diyorlardı. Ve bu sahne tam 3 kere tekrar ediliyor ve üçüncüsünde ancak çekilebiliyor. Ve üçüncüsünde zorla o sahne, yani mızrağın göğsüne battığı sahne çekilebiliyor. Yani Hazreti Hamza'nın şehadetinin filmi çekilirken bile ortaya manevi hazlar, manevi olaylar çıkıyor aziz dostlar, güzel insanlar. Burada tabii ki Sümeyra binti Kays'tan da bahsetmek lazım. Duydu ki Mus'ab bin Umeyr hani şehir edilince, peygamber öldürüldü diye şahiye çıkınca bu ta Medine'ye gitti. Medine'den koşarak geldi. Sümeyra annemiz oradan koşarak geldi. Peygamber öldürüldü deyince ve eyne Muhammed, eyne Muhammed diyerek herkese soruyordu. Sorulan sorularda şöyle son cevap veriyorlardı. Ya Sümeyra, bak baban burada şehit oldu. Geç babamı diyordu. Eyne Muhammed, bak kardeşin, genç kardeşimi, bak oğlum, bak eşin diyordu. Tam 4 şehit vermişti. Ama o geç diyordu. Çünkü onlar kadın, erkek, çoluk çocuk 7'den 77'ye hepsi anadan, yardan, serden vazgeçmişlerdi. Onlar Allah Azze ve Celle'yi ve Resulü'nü her şeyden daha çok ve en önce ve en çok seviyorlardı. Ve diyorlardı ki işte diyorlardı, işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Der demez, ya Resulallah seni gördüm ya, bütün dertler artık bana hiçbir şey yapamaz diyordu. Ve nitekim Sümeyra binti Kays'a da selam olsun. Nefel adında bir sahabe-i kiram efendimizin annesi diyordu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah Nefeller de, o da koşup gelmişti Uhud Savaşı'nın bu meydanına. Allah Resulü şehit oldu diyemedi. Çünkü Nefel annesinin tek kalan çocuğuydu. Kocasını da kaybetmişti kadıncağız başka bir savaşta. Onun için de şehit düştü. Normalde bir müjdedir ama ona bu müjdeyi de veremedi. Üzülecekse kalbi dayanamaz diye korktu. Ancak eliyle işaret, arkayı işaret etti. Arkayı işaret edince arkada Hazreti Ali el-Murtaza diyor ki ben vardım. Baktım ki Allah Resulü böyle yaptı. Ben de cevap vermedim. Ben de elimi arkaya işaret ettim. Ali el-Murtaza Kerhan-ı Kaydan bize anlatıyor, diyor ki İşte tam ben o anda geriye döndüm, bir de baktım ki arkamda Ebu Bekir var. Ebu Bekir'e aynı soruyu sordu ve dedi ki ya Ebu Bekir, oğlum Nefel'i gördün mü? Dedi ki nasıl söylerim kendi kendine Ebu Bekir? Ben nasıl söylerim? Peygamber söyleyemedi, Ali söyleyemedi. Hiç Ebu Bekir söyleyebilir miydi? Öyle bir daraldı ki o anda bulunduğu yerden Allahu Ekber dedi, Allah dedi. Ve öyle bir dönüşle döndü ki, tamam dedi, Nefel'in annesi tamam dedi, aa gördüm dedi, Nefel geliyor. Ve Rabbimiz Cebrail'i gönderiyordu. Diyordu ki, eğer Ebu Bekir bir daha Allah deseydi, vallahi bütün şehitleri diriltecektim. Öyle bir tatlı, öyle bir içten, öyle bir kalbi, öyle bir aşkla Allah demişti ki, Hazreti Ebu Bekir, Allah Azze ve Celle, şehit düşen Nefel'i diriltiyordu. Daha sonra birkaç yıl daha yaşayıp daha sonra bir başka savaşta şehit düşüyordu. Aziz dostlar, güzel insanlar. Burada birçok şehadet şerbetini içen kimseden bahsetmek gerekir. Ama birisinden de bahsetmeden geçmemek lazım. Süleym'den. Süleym
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir bir gün. Muaz bin Cebel'i şikayet eder. Ya Resulallah der. Ben der Muaz'dan şikayetçiyim. Muaz mahallelerinde namaz kıldıran bir imamdır. İmamlık yapıyor. Ve neden şikayetçisin diye sorduğunda der ki çok uzun okuyor. Ben çiftçiyim. Gündüzlere işe gidiyorum. Yoruluyorum. Sabahın serinliğinde işe başlamak istiyorum. Fakat 3 sayfa okuyor. 3 sayfa ne kadar yapar aziz dostlar? Hepsi. Her biri 5 dakika sürse 15 dakika yapar. Yani en fazla 15 dakikanın hesabını yapıyor Süleym. Ama Allah Resulü hiç kızmıyor ona ve diyor ki sen diyor o zaman seni diyor imam dahilindeyim, sen küçük surelerle namaz kıldın. Süleym diyor ki ben bilmem ki ya Resulallah diyor. Ben hiçbir sure bilmem öyle. Sadece kendim namaz kılacak kadar bilirim, millete kıldıracak kadar bilmem dedi. Allah Resulü dedi ki peki o zaman ya Süleym sen ne yaparsın, ne iyi yaparsın dedi. Söyle bana ne iyi yaparsın. Süleym diyordu ki ya Resulallah sen bizi yarın Uhud'da savaşa davet etmişsin. Sen beni Uhud'da gör diyordu. Sen beni Uhud'da gör. Ben ne yaptığımı sen oradan göreceksin diyordu. Ve nitekim geliyordu Süleym. Burada öyle bir şahane şerbeti içiyordu ki vücudunda en fazla yara olan şehit oluyordu. Kesilmedik bir yeri, delinmedik bir yeri kalmayan şehit oluyordu Süleym. Süleym'e de selam olsun. Son olarak Amr bin Cumuh'tan İslam'ın ilk özürlü şehidinden bahsetmek istiyorum. Amr bin Cumuh Bedir Savaşı'na katılamamış. Uhud Savaşı'na katılmak istiyor. Fakat oğulları diyor ki babacığım biz zaten 3 oğlum katılacağız. Sen bırak biz katılalım diyor. Allah nasip ederse sizlere bana hatırlatın. Mekke'ye giderken Amr bin Cumuh'un Müslüman oluşunu da sizlere Selman Farisi ile beraber anlatayım. Bunu not alın, bana hatırlatın ki ben de size inşallah anlatayım. Amr bin Cumuh diyor ki hayır ben de katılacağım. Bedir'e beni katladınız, ihtiyar dediniz. Ben bu savaşa kesinlikle katılacağım. Katılırdın, katılmazdın tartışmasının sonunda o zaman kura çekelim dediler. Ve kurada Hazreti Amr bin Cumuh'a çıkıyor. Yani Uhud'a savaşa gitme ona çıkıyor. Ve çocuklar geliyorlar Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah biz ne yaptıysak babamızı ikna edemedik. Siz söyleyin ya baba bu savaşa katılmasın. O ihtiyar biliyorsunuz ayağı da topal. Gelemez. Allah korusun başka bir şey gelir. Babamız evde kalsın. Biz üç oğlu olarak zaten katılacağız savaşa. Allah Resulü dedi ki ya Amr, Amr bin Cumuh, diğer adıyla da Cemuh. Sen bu savaşa katılma dedi. Ne dedi biliyor musunuz Amr bin Cumuh? Ya Resulallah dedi. Benim şehit olmama bana mani olma diyordu. Ve Allah Resulü tutuyordu, tamam diyordu, katılmıyordu ve geliyordu. Bu savaşta şehit düşüyordu. Şehit düştükten sonra evlatları deveye yükleyip babalarını Cennet-ül Baki'ye gömmek istiyorlardı. Fakat bir de bakıyorlardı ki Cennet-ül Baki'ye gitmek üzere şu Uhud meydanından adım adım gittiği zaman bir yere geliyor deve gitmiyordu. Deve yerinden kımıldamıyordu. Yularını ne kadar çekseler gitmiyor. Geri dönüyorlardı Uhud meydanına, Uhud meydanına geri dönüyordu. 1, 2, 3 denediler olmadı. Allah Resulü'nün yanına gittiler. Ya Resulallah dediler. Babamızı alıp Cennet-ül Baki'ye gömmek istiyoruz. Fakat deve birkaç adım attıktan sonra gitmiyor. Geri dönersek Uhud meydanına geri dönüyor. Ne yapalım ya Resulallah diyorlardı. Allah Resulü soruyordu. Sabahleyin Amr bin Cumuh çıktığı zaman bir şey söylüyordu mi? Hanımı dedi ki vallahi dua ederken duydum. Şöyle diyordu ya Rabbi diyordu. Ya Rabbi beni bir daha Medine'ye geri döndürtme. Beni şehadet şerbeti içenlerden eyle diye dua ettiğini duydu. Allah Resulü diyordu ki Allah Resulü buyuruyorlardı ki Amr bin Cumuh öyle bir dua etmiş ki şehadet şerbetini içtiği gibi Allah onun cesedini de buradan götürtmüyor. Onun için de şehitler şehit düştükleri yere gömülür dediler. Ve nitekim biraz sonra selamlamaya gideceğimiz şehitliğe Amr bin Cumuh ve diğer 72 sahabe-i kiram efendimiz gömülüyor. Amr bin Cumuh'a da selam olsun. Ve şimdi bir şiirle bitirelim. Günlerden cuma, Uğud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uğud'a gelenler var.
Bir dağılsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'de Nuh'da gelenleri, bir görsek Allah Resulü'nü ve Eroğlu erleri. Bakın göründüler işte, atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uğud'un sevgilisi, sağında ve solunda ashab-ı gücü, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sa'd bin Muaz, diğeri ise Sa'd bin Ubade. Allah'ım bu ne eder? Atların bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olan Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyunun uzun olduğunu göstermeye çalışılıyor. İyi ok attığını söyleyince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semura binti Cündür. Ağlayarak peygamberin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semure Rafi'yi yenince güreşte Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn tepesi, Okçular tepesi, başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uğud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaklarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya her meydanda kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uğud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali el-Muhtaza Kerrar Haydar yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle, Allah'ın aslanı dimdik ayakta. Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı Müslümana, peygamber ordusu, göz göze ve diş dişe Uhud'da yiğitler var. İşte bu Dücane, kılıcının üzerinde bir yazı, korkaklıkta ağır, ilerlemekte şeref var diye yazıyor. İşte Musab bin Umeyr, zırhını giyince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın, bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah aleyhissalatü vesselam var. İşte Ebu Katade, okur Fahri Kainat aleyhissalatü vesselama doğru gittiğini görünce, Allah'ın adını andı önce ve uzattı başını, ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor Okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr! Durdursana okçuları! Durun Allah aşkına, durun! Arkanızdan düşman geliyor! İnmeyin yerinizden! Sahabe sendeliyor! İnmeyin yerinizden! Kainat yalvarıyor! İnmeyin! Sultanlar sultanını itidecekler! İnmeyin! Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Bey'de, nur saçan yüz kan içinde. Zaman doluyor sanki ve dudakların arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi. Peygamberin mübarek dişi, Uhud dağını bir titreme alıyor, zaman donuyor sanki.
ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Hud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü, Muhammed öldürüldü diye. Eğer o öldürüldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nad atıldı küfrün alevleri arasında. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Ka'b bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu mihberinin arasında ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uğud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya bu yeter. Resulullah yaşıyor ya bu yeter. Yine daldı. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uğud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana? Kaç mümin, keşke ben öleydim, keşke mızrak benim sineme sapsalaydı der. Ama şehitlerin seyidi sensin, şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var, şehitlerin seyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Bari kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım, diyordu peygamber. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Ahzab suresinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Başta seyitlerin piri, seyidi Hazreti Hamza olmak üzere. Buradan düşen bütün şehitlerimiz başta olmak üzere ve o tarihten günümüze kadar bütün şehitlerimize selam olsun. Rabbim bizlere de şehadet şerbetini içme şerefini Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve zalimler için yaşasın cehennem, Müslümanlar için yaşasın şehitlik ve cennet. Ve selamun el murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'asselam. Allah'ın salli alem seyyidi.
Mekke'nin yolları uzar Kabe'ye, insan hayran olur Müzdelife'ye. Bu yıl olmazsa da belki seneye giyerim İran'ı Mekke yolunda. Bu yıl olmazsa da belki seneye giyerim İran'ı Mekke yolunda. Lebbek diye diye haykıracağım, Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim İran'ı Mekke yolunda. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim İran'ı Mekke yolunda. Göreydim belki gökyaşı Şükran kesilir abi. Teşekkür ederiz. Takabbelallah. Safa Merve Ziman başka insanlığı getir aşka. Arafat'ın hali başka. Alıp götürün Mekke'ye. Alıp götürün Mekke'ye. Arafat'ın hali başka. Alıp götürün Mekke'ye. Alıp götürün Mekke'ye.
Kalbime konan, seni
aşkın var Allah'ım, var Allah'ım. Nasıl ölüm kaçışımda, senin aşkın var Allah'ım, var Allah'ım. Zikreyleyen şu dinlerde, aşka yanan gönüllerde. Zikreyleyen şu dinlerde, aşka yanan gönüllerde. Seher vakti yesem yerde, senin aşkın var Allah. İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi. İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi. Cennet içre cemalini görenlerden eyle bizi. Cennet içre cemalini görenlerden eyle bizi. Ya Hazreti Allah, ya ilahi, ya Mevlam, ya Hazreti Allah.
Başarılar.